Herkese merhaba sevgili dostlar. Anno 1800'de tekrardan başlıyoruz. Sezon 2 olarak oynayacağımız oyunda full DLC olarak başlıyoruz. Sadece anarşist yok. Bu da ek bir şey getirmiyor. Bina falan getirmiyor diye biliyorum. Oyunu yapısını değiştirmediğini düşünüyorum. Bu diğer DLC'lerin tamamı açık ve aktif bir şekilde oynayacağız. Oyunun eski map oluşturması oldukça değişmiş yeni versiyonlarda. Şimdi ben güzel düz bir map oluşturmak istedim. Maalesef oluşturamadım. Bundan sebep farklı bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Çünkü haritalar çok verimsiz. Birazcık bizi haritaların şekilleri ve yapısı itibariyle bizi farklı bir oynanışa sürmek istiyor Anno 1800. Yeni bir harita oluşturucu yapısı geliştirmiş kendi içerisinde. Karakterim bu sefer bu şapkalı abi seçeceğim. Ve buradan da atı seçeceğim. Açık mavi rengimiz olsun. Devam edelim. İsmimiz Jemalizm olsun. İsmimizin şu anda aslında çok bir önemi yok. Çünkü o çok farklı bir şey oynayacağım. Yani kimsenin bilmediği bir şey değil. Sadece daha önce oynadığımız seriye göre çok farklı bir yapı olacak. Sevgili dostlar, bütün ayarları en kolaya çekiyorum. Şuraya da 975 yazıyorum. Dünyanın ilk boyutu harika. Ada boyutu esas da büyük. Karmaşıklık, ortalama doğurganlık birçok. Doğum yeri birçok. Kart tipi takım adalar. Karakterlerde karakterlerin tamamını kaldırıyorum. Ulus ayarında korsanları kapatıyorum. Şu ablalar olsun. Gelir yüksek, hizmet kapalı, geri ödeme tam, sıklıkla kentsel olaylar düşük, işlerin sıklığı vesaire. Türkçe çeviride şöyle bazı hatalar var. Mesela burada ne yazdığı belli olmuyor. Bu karşımıza çıkan görevlerde de bu şekilde oluyor sevgili dostlar. O yüzden Türkçe ama bazı konularda sıkıntı çıkarabilir. Oyun başındaki gemirili amiral gemisi değil, tüccar donanması yapıyorum. Oyun başında bağlantı noktası tam, başlangıç sermez. Harika. Keşfedilen harita kapalı. Aslında keşfedilen haritayı da açabiliriz. Zafer koşulları kapalı. Oyunu başlat dediğimizde sevgili dostlar, daha önce girip baktığım bir haritada başlayacağım. Bulabildiğim en iyi harita buydu. İnternetteki harita seedlerine baktım. Bu seedin Türkçesini bilmiyorum. Rastgele anahtar galiba. Tam olarak emin değilim ama mesela siz 975 yazı benimle olan aynı ayarları girerseniz kendi anlonunuzu oynarken benim başladığım haritada başlıyorsunuz. Ben de internetten birkaç harita baktım bu şekilde neler var diye. Bu rastgele anahtarları girdim fakat aynı haritalar gelmedi. Daha sonra yaptığım birkaç araştırmada anlonun bu sistemi tamamen değiştirdiğini öğrendim. Bu yüzden şu andaki internetteki harita anahtarlarının hiçbirisini yazarak o haritalara ulaşamıyoruz. O haritalar kaldırıldı mı yoksa numaraları, yeni numaraları ne onu da bilmiyorum. Şimdi sevgili dostlar, oyunumuza başladık. Şöyle oyunun başında ufak bir yavaşlatalım. Limanımıza bakalım. Evet, aynısı gelmedi. 975. Bakın çok garip bir şey biliyor musunuz sevgili dostlar? Yani Anno'nun kendisi diyor ki aynı ayarlarla ve aynı numarayla hep aynı haritada başlarsın diyor. Fakat aynı haritada başlayamıyorum. Bu neden böyle oluyor? Daha önce başladığım harita bunlardan bir tanesinde var mı? Şurası. Daha önce bu haritada başlattı beni. Evet, şimdi bu haritada başlattı. Rastgele attı. Zaten oyunda sevgili dostlar, sahip olabileceğiniz haritalar hemen hemen bunlar. Yani siz oraya 975 yazıyorsunuz mesela. Örnek olarak burada başlatıyor. 101.000 yazıyorsunuz, burada başlatıyor. 500 yazıyorsunuz, burada başlatıyor. Hiç bir değişiklik olmuyor yani. Bu yüzden Anno'yu kınıyorum ben. Şimdi ben bu adadan o adaya göç edeceğim. Bunların hepsini bu adaya götüreceğim. Çünkü başlangıç için hemen hemen en ideal adalardan bir tanesi bu gibi. Anno bizi mahvettin Anno. Sevgili dostlar, gemilerimiz giderken yeni oynayacağımız sezonda nasıl bir şekilde oynayacağımızı, haritayı neden bu şekilde açtığımızı anlatmak istiyorum. Öncelikle bir önceki sezonda oynadığım şekilde bütün karakterleri çiftçi, işçi, yatırımcı, mühendis gibi açılan insanların statü farklılıklarını hepsini aynı adada kullanmayı düşünmüyorum. Mesela çiftçiler ve işçileri bir adada, artisanın Türkçesi olarak ne olarak geliyordu hatırlamıyorum. İşte diğer iki karakteri bir adada ve en sonki mühendis ve yatırımcıları bir adada. Hepsini farklı farklı adalarda ve adalarına uygun olan yerlerde geliştirmeyi istiyorum. Bundan sebep bu şekilde oyunda başka korsan vesaire olmadan, yani ulaşabileceğimiz en maksimum nüfusa, ulaşabileceğimiz en maksimum verime ulaşabileceğimiz bir harita ve düzen açmak istedim. Sonradan diğer korsanlarla ve diğer yapay zeka ile uğraşmak istemiyorum. Evet, öyle de oyunun farklı bir keyfi oluyor ama
Bu şekilde de farklı bir yol deneyeceğiz. Dolayısıyla en iyi ticaret rotalarını ve en iyi bir adayı, maksimum en iyi nasıl kullanabiliriz, bunların yolunu bulmaya çalışacağız sevgili dostlar. Adamıza gelmiş bulunmaktayız. Şimdi buraya bir ticaret merkezi oluşturalım. Bunun içinde bir şey kalmamış. O adadan aldığım diğer yapıları buraya atabildiklerimi bir atayım. New Order. Bunda ne vardı? Kalas. Bunda da kalas var. Tamamdır. Şimdi sevgili dostlar, adamızın bu adayı neden beğendiğimi söyleyeyim öncelikle. Bu adayı beğenmemin sebebi burasının güzel bir liman, koy liman olması. Diğer adalarda çok fazla böyle bir durum yok. Daha açıklar ya böyle. Bu nedense hoşuma gidiyor benim. Koylar böyle hoşuma gittiği için. Mesela burada böyle bir daha açık ama karşı adası da bayağı yakınmış bu arada. Burası da güzel bir adaymış ama ben yine de o adaya, yani bu adalara da geleceğiz sonuçta sevgili dostlar. Bu adaların hepsi bizim, gördüğünüz gibi. Bizden başka bir oyuncu yok. Yapabildiğimiz en iyi işi yapacağız. Şimdi bu adada neler varmış ona bakalım. Öncelikle adanın adını başlangıç adası diyelim. Başlangıç adası diyelim. Bu adada başladık oyuna. Patatesimiz var, buğdayımız var, üzümümüz var. Üzüm şerbetçi otuymuş bu. Ve güher çile yatakları var. Demirimiz var, kil yatağımız var, kömür yatağı ve çinko yatağı. Kafi gelir. Bunda ne varmış? Bunda ek olarak biber varmış ki biber bize mesela oyunun başında falan çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Ek olarak burada petrol varmış. Yine oyunun başında bizim çok ihtiyacımız olmayan bir ünite. Fakat burada demir fazlaymış. Burada demir neyse az. Önemli değil. Şimdi sevgili dostlar, şurada başlayalım bir yol yapmaya. Öncelikle şuradan şöyle bir düz yol çıkartacağım. Kareleri saymak adına da birkaç... Şimdi şurada yapabildiğim... Buradaki ağaçları bir silebilir miyiz? Şimdi burada sınırımız burası. Bunları yapmak için değil. Şöyle yapalım. Burada sınırımız neresi? Burada da sınırımız şurası. Evet, doğru yerdeyiz. Tamam. Bu sınırlar içerisine girmeyeceğimden ötürü bu sınırları çiziyorum. Burada sınırımız burası. Çünkü burada böyle bir yapı var. Yani çıkıntı var, falez var. Bu falezden, falezin üstüne ayrı evler yapacağım. Şimdi sevgili dostlar, buradan buraya kaç kare olduğunu ben bir sayayım. Saydım sevgili dostlar. Buradaki karelerin her biri 10'ar adet. 10, 20, 36. Bana da zaten hemen hemen 36'ya 36 gibi bir alan lazım şu kareye. İlk çiftçi evlerimizi ve işçi evlerimizin yerleşimini yapacağız. Ben yine orta alanı boş bırakacağım sevgili dostlar. Orta alana çiftçilerin ve işçilerin istediği bu basit binaları koyacağız. Öncelikle şu kareden 15. yol çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Buraya bir şey atayım, kaybetmeyeyim. 11, 12, 13, 14, 15. Şuraya şöyle bir yol atalım. Şunu silelim, kafamızı karıştırmasın. Şimdi bu noktayı orta mı belirlesek, yoksa buranın tam ortasını mı orta nokta belirlesek diye düşünüyorum. Şurada kaç kare var onu bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Burası tam orta. Burayı tam orta alacağım. Tamamdır. Yaptığım yolu neden sildiysem. Tamam. Ek olarak bir de şu yardımcı yollarımı kaybetmemek adına onları şuraya kadar uzatacağım. Silmem gerekirse kenardan tekrardan hiza alıp kaçıncı katmanda olduğumu görmek adına sevgili dostlar. Marketimizin tam ortasından yukarıya 15. yani şuradan 15. kareye çektik. Şimdi bana buradan sağdan ve soldan yine eşit gideceğim. Sağ tarafa 11 kare gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yukarıya da 8 kare çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu orta alanı... Şimdi aradaki yardımcı çizgiyi silebiliriz. Yardımcı çizgimiz burada kaldı şu anda. Hatta şöyle de yapabilirim ki o ara...
Bu da orta çizgiyi belirlemek adına yaptığımız yoldu. Şunu da silelim. Şimdi sevgili dostlar, oyunda bu şekilde bir yapı yaparken size birkaç ince şey göstereceğim. Şunu da silelim. Bunu da buraya kadar bir silelim. Yardımcı çizgiler en başta önemliydi. Şimdi yolu yaparken normalde bir kareye yolun maliyeti ne diyor? Bunda 3 gold diyor da taş yol geldiğinde mesela 1 adet birik isteyecek. 10 adet yol gittiğinizde normalde 10 adet taş sizden istemesi lazım. Ama bunu teker teker koyduğunuzda 10 tane taş alır sizden. Siz bunu alıp böyle sürükleyerek en uzak mesafeye çektiğiniz zaman minimum harcamayla, yani bu şekilde çektiğinizde 10 tane çekerseniz 10 tane taş değil sizden 3 tane taş alır sevgili dostlar. Bu yüzden yolları yaparken tek tek tıklayarak değil, bu sayma işlemlerinde saydıktan sonra yardım çizgileri alıp o yolu tamamını yapmakta fayda var sevgili dostlar. Şimdi ben 36'ya 36 olan karemizin de çerçevesini çıkartmak istiyorum esasında. Şimdi burası 22'ye 22 idi. Buranın tam ortasından şu tarafa doğru 36'ya 36 bir kare yapacağım sevgili dostlar. Karemiz oluştu sevgili dostlar. 36'ya 36 bir kare, tam ortasına servis binaları koyacağımız bir kare ve şimdi ufak ufak yerleşimlerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle şuranın ortasından başlayacağım. Buradan çiftçi konutunu alıp şu şekilde şuraya 4 tane ev atacağım. Yeni tarım çağına geçmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Burası marketimize bağlı mı? Bağlı. Tamam. Evlerin nerede olduğu önemli değil. Evler adanın başka bir ucunda da olabilir. Evler başka adanın başka bir ucunda olsa bile bir tane markete bağlanması ve marketlerin birbirine bir yolla bağlı olması şart sevgili dostlar. Şimdi şu aradaki yolumuzu bir tamamlayalım şu şekilde. Bu araya şöyle şimdilik ufak bir süs gezinti, mesela şunun gibi bakayım, bu evet bunun gibi bir yol. Sonra buradan buraya bir tane daha yol atacağım ben. Aynısını yine bu tarafa da yapacağım sevgili dostlar. Şuraya da bir yol ve aynı evleri buraya da atacağım. Yollarını yine şu şekilde çekelim. Tamamdır. Şimdi geldik bizden istediklerine. Evler bizden ne istiyor? Market istiyor sevgili dostlar. Marketi şuraya, bunu neyle çeviriyorduk? Ben tamamen unuttum. Onu bir öğreneyim. Heh, orta tuşla çeviriyoruz. Tamamdır. Unutmuşuz bazı şeyleri unutmuşuz. Şimdi marketi buraya koyalım. İlk pazar alanımız hazır şu anda. Ctrl Shift R tuşu ile bu şekilde içine girebiliyorsunuz sevgili dostlar. Space'te zıplayabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda Enter tuşuna bastığınız zaman şu şekilde bir havai fişek gösterisi gibi bir şeyler oluşuyor. Normalde böyle direkt olarak Enter'a bastığınızda zıplıyor ve havai fişek. Ek olarak sevgili dostlar, bu ekrandayken, yani şu ekrandayken gözükmeyen bazı görevler Ctrl Shift R yaptığınızda gözükebiliyor. Yani halkın arasında gezerken siz bazı insanların üzerinde bir yıldız işareti oluyor ve bu görev veriyor size. Bu görevi bu ekranda yaparsanız size oyunda normalde ulaşamayacağınız bir özellik açıyor. Ben daha bugüne kadar hiç yapmadım ama böyle bir özellik var, bilginiz olsun. Şimdi devam edelim. Evlerimiz bizden ne istiyor? Ona bir bakalım. İhtiyaçlar kısmında temel ihtiyaçlar, mutluluk seviyesi. Zannedersem nüfus, yani 50 nüfusa ulaştığımızda bizden balık isteyecekler. Ama şu anda kereste yapabiliriz ilk başta. Çünkü kerestemiz birazdan bitecek. Bu 36'lık karenin dışında uzaklarda bir yerlere kereste yapmayı düşünüyorum. Özellikle şu dağların dibinde yapmayı düşünüyorum sevgili dostlar. Keresteyi şimdiden yapayım ki 15 saniyede bir üretiyorsun. Sen kaç saniyede bir üretiyorsun? 15, 15. Birebirmiş bu vatandaş. O yüzden şöyle %100 olacak şekilde iyice içeriye sokayım. Şu tarafa doğru yaklaştırayım. Orada bir maden var çünkü. %101. İki tane yapacağım. Kalas bize en başta çok lazım olur diye düşünüyorum.
Şimdi bunların ara yollarını şu şekilde birbirine bağlamaya gerek yok. Direkt olarak şuraya bir yol çıkartayım. Şuradan da içeriye bir yol çıkartayım. Buraya da 2 adet şu şekilde kalas fabrikası ve buraya bir adet küçük depo atıp bunu da şuradan şu şekilde bağlayalım sevgili dostlar. Yolumuz yok demesinler, kalasımızı üretmeye başladık. Şimdi evlerimizi yapmaya devam edelim. Bu neydi? Çiftlik konutu, küçük depo, tamam, market. Bazı şeyleri unuttum. Çok oldu çünkü oynamayalı. Aynı düzenden yukarıya doğru devam edeceğim. Bu şekilde. Yanlış yerden tuttum. Nüfusumuzu 50'ye hızlıca ulaştıralım istiyorum. Ne kadar kalasım kaldı? 23. Bu nüfus bizi 50'ye ulaştırır. Kalas da yavaş yavaş geliyor. Yeterli mal yok. Tamam, mal yavaş yavaş oturacak sevgili dostlar. Sonuçta biz bunları birebir yaptık ve koyduğumuz anda %100'de çalışmadığı için bu şekilde uyarılar almanız mümkün. Koyduktan belli bir süre sonra %100 bandına ulaşıyorlar. Bir de biz buna şimdi şöyle bir yol çektik. Birazcık tarafında böyle dağda bıraktık ya, büyük ihtimal bu %99'da falan kalabilir, tam emin değilim. Ekiyorlar, biçiyorlar. %99, bu %96'da. Tamam, buradan kalas gelmeye başlasın. Nüfusumuz 25. Sevgili dostlar, balık ihtiyacımız yavaş yavaş baş göstermekte. Bunları kurmadan önce buradan hemen geliyoruz. Production, eski adı production kısmına. Balık 0'a 0. Bu Kettenweg adası bizim diğer adamız. Başlangıç adasında hala daha balık istemiyorlar bizden ama şurada bir balık ihtiyacı vardı. Bitince isteyecekler büyük ihtimal. Ben bir tane balık çiftliği koymak istiyorum. Bu balık çiftliğini buraya koyuyorum sevgili dostlar. Hatta şöyle yapalım da. Nedir onun adı? Daha sonra bu balık çiftlikleriyle alakalı şöyle bir sistem düşünüyorum. Örnek olarak ufak bir adayı şu şekilde, yani yerleşime çok uygun olmayan adaların bazılarını balıkçı adası, yani balık çiftliği yapacağım ve bu adada limanı işgal etmemesi adına balıkçıları buradan buraya taşıyacağım ve ana şehrimize ya da ihtiyaç olan şehirlere balıkları tek bir ufak balıkçı adasından tamamen götüreceğim. Yani her şey bir adada değil. Zaten bir önceki seride, sezon 1'de de ne yaptık biz? Üretim adasını belli bir adaya aldık. Yani çelikle üretilen metal işleri adasını bir adaya aldık. Ve çiftçilikle üretilen, tarımla üretilen ürünlerin tamamını da başka bir adaya almıştık. Ve sadece kendi adımızı üretebildiğimiz şeyleri üretiyorduk. 3 farklı adamız vardı. Bir tanesi demir çelik malzemeleri, bir tanesi tarım malzemeleri ve bir tanesi de işte kendi adamızdaki genel olarak gelişmiş insanlarımızın olduğu 3 ada arasında bir git gel yapıyorduk. Şimdi bütün adaları aktif kullanmaya çalışacağım. Bu farklı bir seri olacak. Bizim bir önceki oynayışımıza göre farklı bir seri olacak. Şimdi New Rich dedi. Nelerimiz geldi sevgili dostlar? Kıyafetimiz geldi. Sknept'imiz geldi. Bu neydi ya bu? İçki. İçkiymiş kan. Basit içki galiba. Patates. Patates şarabı galiba. Yine buradan üretimimize geliyoruz. Halkımız bizden ne istiyor? Kaç adet istiyor sevgili dostlar? Biz burada 2 tane üretiyormuşuz. Halk daha bizden balık istemiyor. 8 adet kalas üretiyoruz. Kalası zaten halk istemiyor. Fakat bizden istedikleri İçki kıyafeti de şu anda istemiyor. O yüzden bu adamızda patates olduğundan ötürü öncelikle patatese girebiliriz sevgili dostlar. Patateste oran yine birebir. Burada bize şeyi söylüyor mu onu bilmiyorum. Mesela şimdi patates birebir ya. Ben bir tane patates kurduğumda bu zannedersem oradaki biri tamamlayacak diye düşünüyorum. Bu tarafta genel olarak madenler var. Bu tarafta maden olmadığı için ben yine şu 36'ya 36'lık karenin dışına, şuralara, uzaklara bir yerlere şuradan bir yol çekeyim. Şu şekilde şuraya kadar gelsin. Patatesi şöyle yapalım. Bunların dizilimleri nasıldı onu da tam bilmiyorum. Bu arada fabrikayı şuraya atacağım. Patatesi bunun tam ortasına getiremedik. Peki şöyle yapsam. Bunu buradan taşısam, orta tuşa bassam, çevirsem, daha sonra patatesi alıp getirsem
bu şekilde. Şuradan şöyle bir yol atalım. Daha sonra patatese gelelim. 72 tane. Tamamdır. Şöyle 72 tane gidelim ve shift tuşuna basarak görseli tamamlamak adına gereksiz olan, sadece görsel işlevi olan fazla patatesi koyalım. Şöyle bir patates fabrikası yaptık sevgili dostlar. Depoya ihtiyacım var diyor. Küçük depoyu da hemencik şu şekilde karşısına koymak istemiyorum. Oraya koymak istemiyorum. O zaman şöyle yapacağız sevgili dostlar. Bunu şuraya koyacağım ve bunu şu şekilde kaydırayım. Şu yolları bir sileyim. Hatta seni bir karede şöyle kaydırayım. Sen de silin. Evet, bu şekilde bizim için daha iyi oldu. Neden? Çünkü eğer burayı uzatmak istersem sola ve sağa doğru, bu çizginin içerisinde herhangi bir üretim malzemesi kalmasını istemiyorum sevgili dostlar. Bu yüzden marketi de buranın dışında kalacak şekilde tekrardan düzenledim. Şimdi üretim kısmına geri gelelim. Patatesimiz ne oldu? Şu. 2 üretiyoruz, bizden 1 istiyor. Bunun bir tanesi mesela, bir tane kurduğumda buraya 2'ye denk geliyormuş. Bunu görebildiğim, kurmadan görebildiğim bir şey var mı? Onu bilmiyorum mesela. Yani bundan bir tane kurarsan 2 tane üretmiş. Artık onun adı nedir bu? Buradaki ihtiyaç olarak 2. Yani anlatabildim mi? Tam anlatamamış olabilirim ama siz beni anladınız. Burada ben mesela diyelim ki 8 tane istiyor benden, değil mi? 8 tane ulaşabilmek için minimum kaç tane üretim fabrikası kurmam lazım? Onu mesela tam kestiremiyorum ben sevgili dostlar. Halkımızın ihtiyaçlarına bakalım. Nüfusumuz şu anda, nüfusu neden göremiyorum? Bak, burada eksik bir şeyler var. Bu Türkçeden ötürü olabilir mi? Yok. Yok, pardon, şurada. Artı 3 iş şeyimiz var. Çiftçimiz var. Tamamdır. Türkçe çevirden ötürü bazı eksiklikler olabilir. Bundan mütevellit göremediğimiz şeyler olabilir. Yakında Türkçeyi kapatmayı düşünüyorum. Eğer çok zorlanırsam Türkçeyi kapatacağım sevgili dostlar. Şimdi kalasımız biraz daha var. Biraz daha fazla ev yapmak istiyorum ben. Şuraları şu şekilde doldurmak istiyorum. Evet. Bizden başka burada ne açıldı? Bar açıldı. Özel binalarda. İtfaiye çok önemli. İtfaiye genelde yangın çıktığı zaman koyuyorum ben. Şimdi buranın yanına bir adet daha şöyle yol atacağım ben sevgili dostlar. Ve bu barı buranın tam ortasına bu şekilde şakadanak koyacağım. Sevgili dostlar, oyunda ek olarak şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki buradaki market buradaki eve tam yetmiyor olabilir. Bunu da size nasıl gösterebilirim? Şu şekilde göstereyim. Buraya bir tane ev kurdum. Buradaki market bu eve tam yetemiyor olabilir. Bakın, tam bu şekilde olduğu gibi. Fakat bunun kapsama alanı kare olarak saymadım. Ama yolu taş yol yaptığınız zaman şu anda ulaşamayan ev, yani %50'sine kadar ulaşamayan ev, taş yol yaptığınız zaman buradaki markete ulaşıyor. Bu sebeple taş yollara geçmeden sık sık market atmayın sevgili dostlar. Ben ikinci çağa geçtiğim zaman bu yolların tamamını taş yola çevireceğimden ötürü bu ev bu uzaklıktan artık bu markete ulaşabilecek seviyeye gelecek. Aynı şekilde elektrikler de öyle. Elektrik normalde mesela diyelim ki 25 kare toprak yolda gidebiliyorken 50 kare taş yolda gidebiliyor sevgili dostlar. Bunun yanında da şöyle bir tane yol atalım. İnsanlarımızın ihtiyaçlarına bakalım. Kıyafet ihtiyacı var. Yakın zamanda hemencik bize para kazandıracak ünitelerden bir tanesi yine bir tane istiyor. Bu alt tarafı çiftçiliğe ayırıp üst tarafı da birazcık daha mekanik işlere ayırmak istiyorum. Gerçi bu üst tarafa bir giriş de yapabiliriz. O çiftçiliği bu tarafa da yapabiliriz. Bu arada şöyle yapalım. Bu taraftaki kısmı ben
mekanik fabrikalar ayırmak istiyorum. Yün. Bu adada kullanabiliyor muyduk yünü ya? Kullanabiliyorduk değil mi? 30'a 30'sun. Yine birebirsin. Fakat öncelikle şuraya bir adet depo atıyorum. Deponun çevresini yollarla kaplıyorum. Kıyafet fabrikasından şuraya yine tam ortalayamama problemi var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yine tam ortalayamama problemi var. Burada yapacak bir şey yok. Şu şekilde sınırdan koyayım. Belki kenarından devam ederim. Ama bunun sınırından değil de şöyle bir adet boşluk kalsın. Bundan gelelim. Bu koyundan kaç tane koyuyorduk onu tam hatırlamıyorum. Şuraya böyle bir yol atacağım. Buraya bir adet koyun koyup 3 tane koyuyormuşuz. Güzel. Şimdi şu şekilde 1, 2, 3 yapacağım. Eğer bir tane daha koymam gerekirse onu da bunun yanına ve bunu da bunun yanına tam simetrine koyacağım sevgili dostlar. Şuradaki yolu sileyim öyle dursun. Şimdi kıyafet aktarımımızda bu yol bağlıydı değil mi aşağılara? Tamamdır. Yardım çizgilerimizi unutmayalım. Yardım çizgiler bana ne için yardımcı olacaktı? Şu anda onu unuttum. İnanır mısınız yani? İnanamazsın. Evet. Şimdi yavaş yavaş halkımıza gidecek kıyafetler. Balığımız gidiyor. Kerestemiz zaten gidiyor. 8 tane üretiyoruz. Kerestemizde bir sıkıntı var mı? Ürünü alamıyor. Bu yoldan ötürü ürünü alamıyordur. Bunlar üretiyor. Bak bu 96'da kaldı. 96'dan yukarı çıkamıyor. Bu da 99'da kaldı. Önemli değil. Yapacak bir şey yok. Onları sonra hallederiz bir şekilde. Biraz kaydırırız aşağıya aşağıya doğru yolları değiştiririz. Odun, kereste. Fabrikalar dolduğu zaman işlerimiz daha rahat hallolacak sevgili dostlar. Şimdi şuralardan şöyle yolları tekrardan böyle aşağıya doğru çıkartmak istiyorum ben. Sevgili dostlar, ilk bölümün burada sonuna gelelim. Anno 1800. Değişik bir şeyler deniyorum. Batabilirim. Full DLC ile oynuyoruz. Karşımıza neler çıkacak bilmiyorum. DLC'lerin içeriklerinin ne olduğuna bile bakmadım. Sadece bir tanesinde silo var. Bir tanesinde tarla sulama var. Diğerlerinin ne olduğuna hiç bakmadım gerçekten. O yüzden oyunun DLC'leriyle birlikte, ek paketleriyle birlikte sizlerle birlikte tekrardan öğrenerek oynayacağız. Sormak utanç verici, hayal edecek hiçbir şeyimiz yok. Ne istiyorsun? Bulun ve getirin çiftçi kocanı. Güzel, ne vereceksin bana? Temiz. 20 odun. Oo, muazzam. Çok güzel oldu. Tam da odun ihtiyacımız olan şeydi şu anda. Bu buradaki fabrikanın tam %100 çalışması için. Yoldan ötürü, birebir çalıştıklarından ötürü depoda birikmiyordu. Şu anda bizim tam ihtiyacımız olan oldu. Şöyle gece gündüzümüz çalışıyor mu? Biraz belki gece gündüzle birlikte oynayabiliriz oyunu sonraki bölümde. Ve bu bölümün, birinci bölümün, başlangıç bölümünün bazı ufak tefek ipuçları verdiğimiz, ilerleyen zamanlarda bildiğimiz kadarı ile, bakın oyunu %100 bilmiyorum. Anno'nun profesyoneli değilim ama işte bazı bildiğimiz şeyler var. Oyunu en azından kötü oynamadığımızı düşünüyorum. O yüzden umarım keyifli bir seri olur sizin için ve benim için de oynanışı kafa bunaltıcı olmayan bir seri olur. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere sevgili dostlar. Bye bye.